Kıymetli takipçilerimiz, gündemde neler var kanalından hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve abone ol butonunun yanında bulunan bildirim zilinizi aktif etmeyi unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. NATO Genel Sekreteri Rusya krizi ile ilgili konuştu. Henüz bir yanıt alamadık. Ruslar ateş etmeye devam eder ve bizimle anlaşmak istemezse biz Ukrayna'yı savunmak zorunda kalıp Rusya'yı ve ayrılıkçı grupları vurmak zorunda kalacağız dedi. NATO Genel Sekreteri, biz Ruslardan yanıt bekliyoruz, Rusya'ya önerilerimizi gönderdik. Silahsızlanma hem NATO müttefiklerinin hem de Rusya'nın iyiliğinedir. Henüz bir yanıt alamadık ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Rusya-Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı yapmak için bir bahane aradığını biliyoruz. Bugün ayrılıkçı gruplar Ukrayna'yı vurdu. Rusya'nın Ukrayna sınırında bugüne kadar hiç görmediğimiz bir askeri sevkiyat yaptığını görüyoruz. Şu anda bir saldırıya geçmek için bahane aradığını biliyoruz. Rusya'ya geri çekilme çağrımızı yineliyoruz. Rusya'yı bilgi kirliliği yapmakla suçladınız, onlar da aynı suçlamayı yapabilir mi sorusunu yanıtlayan genel sekreter, şimdiye kadar sahadaki olaylar, olgular ortada. Ticari uydular yoluyla ne olup bittiğini görebiliriz. Rusya'nın birlikleri görüyoruz ancak niyeti konusu belirsiz. Daha önce de Ukrayna'ya saldırmış oldukları için kaygımız ciddi düzeyde. Eğer güç kullanacak olurlarsa biz Rusya'yı vuracağız ifadelerini kullandı. Sahada bundan sonra neler olmalı ki NATO gerginliğin dindiğine inansın sorusunu yanıtlayan genel sekreter şunu söyledi. Gerçek bir geri çekilme görmemiz gerekiyor. Bir takım askerler içeri girdi. Bazıları geri çekildi. Ama temele baktığımızda asker sayısı arttı. Burada bir hareketliliğin olması askerlerin çekildiği anlamına gelmiyor. Şu anda bunu görmüş değiliz. Ancak bu değişebilir. Biz de bunu bekliyoruz. Dileriz bundan sonraki dönemde Rusya dediğini yapabilir ifadelerini kullandı.